Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada yine görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Hepinize de iyi haftalar dilerim. Pazartesi hafta başlangıcı. Umarım işlerimiz, güçlerimiz rast gider. Tabii Elazığ'da da bir şeyler buluruz. Denk getirmeye çalışacağız hep birlikte. Birinci koşuyla, boş koşuyla başlayayım. Meydana bir nolu safkan. Yani Diyarbakır'dan getirmişler. Çıkabilir, meydan çıkabilir. Yoksa bulamadım buranın kazanacak atını. Yine Ferit maidenlarda iyi koşturuyor atları. Hani görebildiğim kadarıyla. Onda da handikap yok. Bir şey yok. İkinci kostu şartlı 4. 4 nol safkan. Ferit burayı kazanması gerekir. Kilo farklılığından dolayı iki seferdir geçildiği biri burada geçmesi normal sonuç olur. Yoksa bir kazanmaya devam eder düşüncesindeyim. Kalan atlar handikap atları. Bunlar şartlı atı 4 ve 1. Daha kalite olarak yukarıda olan safkanlar. 4-1 bekliyorum. Yoksa 1-4 biter düşüncem bu. Plaselere 2 at yeterli. Üçüncü koşu yeterli olmalı. Üçüncü koşu şartlı 4. 3 yukarı İngilizlerde. 2 atı ayıramadım. Bu Asabi Ferit'le her hafta koşuyorlar. Isıtıp ısıtıp getiriyorlar. Bugün gene gelmiş ve şanslı bir grupta. Şartlı grubunda. Handikaptan çıktılar. Asabi kazanabilir. O da AGF. İlk ayakta AGF'si. Rakip tabii ciddi anlamda rakip ayırmak istemediğim 6 Belfast var. Aradan sonra bir 3 aylık aradan sonra yarış kazandı. Apprenti yamak sıfırla. Burayı da jockey ile kazanır. Ayrıyeten ayrılmıyorlar zaten. Bunlar yeni fark ediyorsun. Ömer yardımcı, yardımcılar. Bir yardımcı daha var. Enteresan bir grup. 2-6-6-2 arkadaşlar. Beklediğim yarış bu iki attan birinin kazanması. Diğer atlardan yani, tuttunuz varsa tercihi yine sizlere bırakacağım. İkinci ayak. Dördüncü koşu. Şartlı 3. 4 yukarı Araplar. Zor koşudur. Şart tehlikeli bir şarttır. Sürprize açıktır. Benim önereceğim safkan da çok güzel sürprize kalmış. Vital 3 nolu safkan. Kiloya bakmaksızın bu şartlı 3 grupta etkili bir koşu bekliyorum bu 3 nolu Vital'den. Yani kazanmasını bekliyorum kendi adıma. Direkt rakip önermeyeceğim Vital'e. Eksik koşar enseye basarsa AGF takip etmenizi tavsiye edeceğim burada. 3 Ferit'le gene AGF zaten. Hani çok at yazıp da Ferit AGF ile kazanırsa da hoşumuza gitmiyor ama. Şanslı. 5. 9. Kaisbert olmasından dolayı da şanslı. Kalitesine bakmayın. Kalite handikap puanına. Geçmiş zamanlardan, geçen seneden kazanç var bu hatta. 9. İlk etapta yazılır. 2. Dişi safkan 7. 1. Acı dilli Fatih gibi. Diğer atlar handikap atları görünümünde. Yani bilemiyorum diğer atlardan nasıl performans gelecek. Beklemiyorum daha doğrusu. Tuttuğunuz varsa ilaveyi gene size bırakacağım. Benim burada bir tane at önerim var. O da 3 Vital. Yanına at yazacak arkadaşları da 5 ve 9'u birlikte düşünün tavsiyesinde bulunabilir. 5. koşu. Handikap 14, handikap 3. Burada da 2 safkan ön planda. Şarttan, kilodan 11 Baba Aybars çıksa da maiden atı. Bir üçüncülük geldi bu attan. Kiloyu vermesiyle şanslı halde koşuyor. Ancak buranın handikap yarışları, şartları handikap 1 değil bakın. Handikap 3 olarak kayıtlarda sürekli olarak bu bölgeye mahsustur bu. O yüzden çok fazla kilo dengesizliği farkı oluşmayabiliyor. Kalan grubu 1 geçer yalan dünya geçmesi gerekir. Benim favorim 1 yalan dünya arkadaşlar. Kuponlarınızda mutlaka olsun. Bu atın bana göre kazanması çok normal sonuç olur. 11 şartın kilosunda Ferit artısıyla çıkar bitirir vaziyette. Rakip de 11 oldu. Diğer atlardan önereceğim bir safkan yok. Yine tuttuğunuz atları varsa ilave etmeyi size bırakırım. Bir istediğim koşuyu yapmaz. 11 de yapmazsa yapacak bir şeyim yok. Ben yatmış olacağım zaten. Bu ikisinin yanına at yazmayacağım kendi adıma. 6. koşu
Handikap 15. Gene bakın handikap 3'ü. Orta mesafede Dayım Ahmet çıkıyor burada. Şartta kilo da apprentice'ine rağmen ciddi anlamda kazanına girmiş. 8. Yoksa 7'yi favori çıkartacaktım. Jondere. 8. Bu AGF ile bunu yakalamışken mutlaka yazalım kuponlara. Kazanırsa da çok güzel ikramiye götürür. Dayı Ahmet. Çok şanslı koşuyor gördüğüm bu. 7. Kalan grubu geçmesi gerekir. Plasesi durumunda zaten yarışında. John Doe'dan etkili yarış gelir. Sonrası yine tercih sebebi arkadaşlar. AGF 4 Ferit tabii ki olur. Yani 4-5 diğer atlar bunlar. Ditme Aslı, Kazancı. Diğer atlardan varsa tuttuğunuz diyeceğim artık. Ama benim beklentim 8'den iyi bir koşu gelmesi. Kazanana girmesi. Yerine de 7 geçmesi 8 istediğim koşuyu yapmaz ise. John Doe'nun kalan 4 ve 5 gibi atları geçmesi gerekir. Şanslı koşuyor bu grup. 7. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler. Burayı biraz ayarlı koşarlar. Çok sevdiğim şart değildir Maiden. Yeni atlara direkt olarak gittim. 3 ikinciliği başarılı AGF zaten. Favorim doğru. Ferit de Maiden çıkacak atları Ferit'e veriyorlar. O yüzden 7'yi de ihmal etmeyin derim. 3-7-7-3 2 at. Hani az at geçecek arkadaşlara yeterli olabilir. Yoksa direkt sürprizlerine gideceğim. 8-6-2 gibi safkanlara dikkat edin. Bu atlardan, yeni koşan atlardan 6-8. Bunlardan sürpriz yarış geliyor. Ganyanlı geliyorlar. Sürpriz yaparak geliyorlar. Diğer atlar hani 4 başta olmak üzere diğer atlardan tercih ediniz arkadaşlar. Yani. Burada olmaz diyebileceğim, olmaz demem yani hiçbir at için. Çünkü Maiden ve her şey olabiliyor. Bugünlerde Maiden'larda AGF geliyor. Favoriler geliyor. Bazı illerde özellikle İstanbul'da, Bursa'da. Maiden çıkışları, Maiden rakamları artınca az sahipleri de artık çıkalım diyorlar. Güzel ikramiyesi var birinciliğin. Zaten hazır favori olmasının sebebi var. Artık o zaman da çıkalım dedikleri için favoriler çıkıyor. Genelde favorileri gelmeye başladı Maiden'ların. İzmir'de sürprizleri geliyor. Diğer illerde favoriler arka arkaya geldi. 8. koşu. Şartlı 4 dişi. 3 yaşlı Araplar. Burada da tehlike var. Çok korkarım bu tip şartlardan. Dişi yarışı, Arap yarışı. Bir de şartlı 4'ü ekleyince işte iyi atlar var ama her an her şey olabilecek bir grup. Tabi 4 AGF doğru favori. Bir şey demem 4 için. Kazanırsa da bir şey demem. Ama dişi grubu olduğu için yanına at ister bu şart. Çok güzel sürpriz yapabilir şeklinde görebildiğim apprentice'i iyi idare ederse arasına rağmen 10. %3'lük at değil bu grupta. 2 değil. AGF 2'de ama 2 değil. 9 hoş seda derecesiyle ekürüyle giderler yarışa. 9'u 4'ün yanına ilave etmenizi tavsiye edeceğim. Sonrası arkadaşlar dilediğiniz atı ilave edebilirsiniz. Hiçbirine itiraz etmem. Olmadı, tutulmayan bir atın gelme ihtimali her zaman vardır. Olabilir. Varsa böyle takibinizde olan Apprentice, Jockey, Origin ilave etmeyi size bırakıyorum. Yani 3, 8, 5, 6 ilk etapta görebildiğim ama diğer atlarında olma ihtimallerinin olduğu bir grup. Elazığ, ben de bugün bu şekildeydi. Umarım faydasını görürsünüz. Yine tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.